Unutmayın, her kim ki kötülük yaparsa, bir gün yaptığı kötülüğün karşısında helalleşmek zorunda. Değil mi? Gelirse benimle helalleşirse, ben gene küçücük bir yer hakkım varsa helal ederim. Gene de hani bana düşmanlık yaptı, kötülük yaptı diye ona kızmam. Gene merhametli olurum. Çünkü Rabbim ne diyor? Siz her türlü kötülüklere maruz kalacaksınız ama kötülük yapmayacaksınız. İnadına iyi olacaksınız ki Rabbim de sizi o cennet makamıyla müjdeleyecek diyor. Onun için boynumuzu büktüğümüzde sakın bizi suçlu olarak görmeyin. Sakın sessiz kaldığımızda bu adam yapmıştır bunu demeyin. Sakın üzüldüğümüzde bizi sevmekten çekinmeyin. Çünkü biz de üzüldüğümüz, biz de 9 aydınız. Ben de çok biliyorum canım ama vazifem çok ağır. Herkesi mutlu etmek zorundayım, gönlünü hoş edin. Birinizin gönlünü hoş edemediğinde koşarak şikayete gidiyorsunuz. Mutlu olduğunuzda ama hiçbirinizi görmüyorsunuz.